Bu videoda sizlere Power BI Desktop üzerinde ölçek, geç görsellerinin kullanımını göstermek istiyorum. Yine tipik bir veri kaynağımızı açalım. Satışlar verilerimiz vardı. Bu geç şeyi yine satışları alıyorum. Normal yüklüyorum herhangi bir değişiklik yapmadan. Bu ölçek kontrolü arkadaşlar görseli bir aracımızın benzin göstergesi gibi, kilometre saati gibi düşünelim. Böyle bir görsellik sağlıyor. Ekleyebiliriz. Başlı başına bir sayfada. Çeşitli bir tane daha ekleyeyim, birkaç tane. Çeşitli sayısal değerlerimizi bakın geldim. Benim burada satışlarımın toplam tutarı var. Bunu attım değer bölümüne. Görmüş olduğunuz gibi değer bölümünde hemen kendisi bu toplam satış tutarı, yani bunun sum edilmiş hali sıfırla benim buradaki seviyemi gösteriyor. Yani birçok şey için elimizdeki toplam üretim, adet vesaire, çeşitli alınan eğitim sayıları, her neyse, yani sektörümüze, kendi alanımıza göre birçok veriyi bu şekilde ölçeklerle gösterebiliriz. Şöyle hatırlıyorum müşterilerde, hani bakıyorum böyle tek bir sayfada çok sayıda geyici koymuş. Hani atıyorum şunun sayısı, bunun sayısı, bunun sayısı, bunun şey gibi 5-6 taneyi böyle dizmişler. Başlı başına bir ölçek sayfası oluşturmuşlar. Şimdi tabii burada bakın minimum, maksimum değerleri de sürükleyebileceğiniz yerleri var. Hedef var. Bizim aslında satış kalemlerinde hedeflerimiz de vardı bu örnekleri de. Dolayısıyla hedefi de buraya atabilirim gördüğünüz gibi. Hedefi de attığımda bakın hedefimiz buraymış, toplam satışımız da buymuş gibi gördüğünüz gibi böyle bir şeyi göstermiş olduk. Veya bunun yerine gidip şurada bakın ölçek ekseninden, ölçer ekseninden, yani kontrolün kendi ekseninden buradan da minimum maksimum hedef değerlerini düzenleyebiliriz. Sanıyorum şu hedefi kaldıracağız ki o manuel hedef çıksın bizim burada. Burada da manuel giriş yapıyoruz. Yani sıfırdan başlamayalım da hani bu ölçek 100 binden başlasın gibi düşünebiliriz. Ondan sonra maksimum değerim işte bu değil de kendim bir maksimum 600 bin gibi bir değer vererek İşte 600'e göre şey yapabilirim, işte kapasitem olur, neyse değerim olabilir. Kendime bir hedef biçebilirim. Burada maksimum 600 verdim ama hedefim 560 bin, yani bir şekilde. Yani burada kendimiz düzenleyerek, tabii ki görselleri ayarlayarak, yani artık onları birçok şeyde yapıyoruz. Ondan sonra bir arka plan rengi vererek, tabii biraz şeffaflaştıracağım. Ondan sonra farklı renklerde kullanabilirsiniz. Tabii ki istediğiniz gibi bu şekilde ölçekleri kullanmış oluyoruz. Dediğim gibi bir sayısal alan, üretim adeti olabilir, satış adeti olabilir, pazarlama vesaire gibi. Bunların kendisi içerisinde hani bir düzeyini göstermek, ayrıca belirtilecek manuel veya alanlarla ilgili maksimum değerle birlikte sunabileceğiniz, aslında raporlarda kullanabileceğiniz çok etki yaratabilecek. Çünkü hani bunu klasik Excel'de böyle bir şey yapmak mümkün. Yani atraksiyonlarla yapılabiliyor birkaç grafik türüyle. Yani normalde hani böyle bir şeyi rahatlıkla yapabilir, raporlarınızda kullanabilirsiniz. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.